bize ve gençlere şuna dikkat edin, şunları yapın dediğiniz noktalar varsa? Evet. Yani bütün genç kardeşlerimiz, gençlik başlı başına çok insan hayatında çok önemli bir safhadır. Sevgili Peygamberimiz insanın sorulacağı beş soruyu ifade ederken ömrü ayrıca zikrediyor. Ömrünü nerede geçirdin ama gençliği nerede tükettin sorusu ayrıca olacak. Her şeyden önce kalbimizi unutmamalıyız. Hiçbir genç kalbini kendisini unutmayacak. Bu çağ hız ve haz çağı oldu. Bu hız ve haz çağında hazza teslim olmadan ilimle, hikmetle, sevgiyle yoluna devam edebilen her genç bir kahramandır. 10 sene önceki bir gencin iyiliği yaşaması çok daha kolaydı. Çünkü onu kuşatan kötülükler çok değildi gençler. Ama bugünün genci, bugünün gencini kuşatan kötülükler çok daha kötüye ulaşmak insanlık tarihinde hiçbir zaman bu kadar kolaylaşmadı. Sadece cep telefonunu kullandığı zaman dahi, yani her türlü dedikoduyu, her türlü günahı, her türlü yalanı, iftirayı hepsi olabiliyor yani. Evet. Onun için bu kadar insanın arzularına hitap eden kötülüklerin kolaylaştığı bir dünyada buna teslim olmayan her genç bir kahramandır. Sevgili Peygamberimiz ideal genci tarif ederken Şabun neşe'e fi ibadeti Rabbi. Ben onu şöyle çeviriyorum. Neşe'yi Rabbine ibadette gören, arayan gençlik. Neşe'yi. Çünkü o büyük bir neşe'dir. Yani bilakis Rabbi unutmak neşesizliği beraber getirir. Bunlar aklıma geliyor ama aynı zamanda tabii az önce ifade ettiğimiz bu medeniyete ait olduğumuzu unutmadan, ihmal etmeden ve bu medeniyeti, bu tarih boyunca insanlığa insanlık öğreten bu büyük medeniyeti içine girdiği bu girdaptan kurtarmanın gençlerin çabalarıyla gerçekleşeceğini her gencimiz, her Müslüman genç bunun farkında olmalı. Sizin gibi düşünmeyen hiçbir arkadaşınızı ötekileştirmeyin. Bilakis onun varlığını zenginlik olarak görün. Sizin gibi inanmayan hiçbir genci, arkadaşınızı ötekileştirmeyin. Sizin ondan da öğreneceğiniz çok şey vardır. Kesinlikle. Dolayısıyla çok kalbimizi, gönlümüzü açarak bütün siz, işte her biriniz bir kıtadan geliyorsunuz. Eskiden günahlar, Abdülvahid de değil mi? Abdülvahid. Bizim kitaplarda günahlar ikiye ayrılıyor. Küçük günah, büyük günah. Ben Afrika'yı görünce dedim ki, bir de küresel günah var. İnsanlığın en büyük küresel günahları işlediği kıta Afrika'dır. Asya, Avrupa, yani Doğu Batı ayrımı bugünlerde herkesin çok üzerine durduğu ve İslamofobik nefretin her tarafı kuşattığı bir dünyadayız. Ama aslında biz bütün alemlerin Rabbine iman etmişiz. Peygamberimiz bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Evet.
Lillahil Meşriku vel Mağrib. Bunu ilk okuduğumda ben anlamamıştım. Ama insanlığın kainatı doğu batı diye çok keskin hatlarla ayırdığını görünce Cenab-ı Hakk'ın neden doğuyu ve batıyı ayrıca zikrettiğini anladım. Yahut Rabbul Meşrikayni ve Rabbul Mağribeyn. Allah iki doğunun da sahibidir, Rabbidir. İki batının da Rabbidir. Doğrusu batının da İslam'ın rahmetine ihtiyacı var. Doğunun da İslam'ın rahmetine ihtiyacı var. Ama rahmet adaletle beraber olmalı. İslam medeniyetini yeniden, İslam düşüncesini yeniden ele almalıyız. Bizi kuşatan bütün bu yanlışlardan nasıl kurtulabilir? Coğrafyamız, her bir gencimize bu noktada büyük görevler düşüyor. Yani muhabbetinizi de ihmal etmeyin. Yani bu o ayrı bir şeydir. O zaten ibadetin de içinde vardır, sohbetin de içinde vardır, kardeşliğin de içinde vardır. Yani ben tekrar tekrar her birinize teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Başta söylediğim gibi her birinizin varlığını, ülkemizdeki varlığını, ülkemizin, coğrafyamızın, insanlığın bir zenginliği olarak görüyorum. İnşallah. Her biriniz kendi sahalarında birer alim olarak ülkelerinize dönersiniz. İnşallah. Ama tefsir alimiyle matematik alimini ayırmıyoruz. Onu ayırmıyoruz. Hep birlikte. İnşallah.